Evet, Asrın felaketinde toplam 44.374 kişi hayatını kaybetti. Tabii ki bunların içerisinde kimliği belirlenemeyen vatandaşlarımız da var. Bu da tabii ki yakınları için çok çok önemli. İşte bu anlamda öncelikle yakınlarını bulamayan, kimliği belirlenemeyen şahıslarla ilgili eğer yakınları varsa onların başta Cumhuriyet Başsavcılıklarına müracaat etmeleri gerekiyor. İşte Türkiye'de de şu ana kadar 2000'e yakın kişinin kimliği belirsiz çıktı ve bunun içinde bunların içerisinde 150 kişinin kimliği tespit edildi ve yakınlarına teslim edilerek defin işlemleri yapıldı. Tabii teslim edilenlerin de aynı zamanda 920 cenazenin DNA profilleri belirlendi. Tabii ki burada çok önemli kriterler var. Şimdi kameraman Fatih Mehmet Coşkun size Hatay Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nü gösteriyor. Ve hemen alt tarafında da afet kriminal inceleme araçları var. Türkiye'nin dört bir tarafından depremden etkilenen illere geldiler. Bu da tabii ki çok önemli bir bro. İşte tam da konuştuğumuz kimliği belirsiz vatandaşlarımızın kimliklerinin belirlenmesi konusunda. Peki prosedür nasıl işliyor? Kimliği belirsiz kişiler şu anda bulunduğumuz Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne getiriliyor. Burada öncelikle parmak izi, diş örneği ve kas örneği alınıyor. Eğer bunların içerisinde en önemlisi tabii ki parmak izi. Eğer Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye havuzunda bir ehliyet, nüfus cüzdanı için başvuruda bulunduysa tabii ki parmak izi var. Bundan öncelikle belirleniyor. Ancak parmak izi örneği yoksa vatandaşın işte orada yakınlarının vereceği kan, ağız sürüntüsü ve tükrük örneğinden hareketle profili çıkarılmış. İşte bu 920 cenazenin DNA profili belirlenmişti demiştik ya. İşte onların içerisinde bir karşılaştırma yapılıyor ve bunların üzerinden akrabaları, yakınları bulunuyor. Eşleşme varsa eğer. Eğer yoksa zaten havuzun içerisinde bu var ve İşte gelen kimliği belirsiz kişiler içerisinden yakınlar bulunmaya çalışılıyor. Kişinin kimliği tespit edilmeye çalışılıyor. Buraya getiren kimliği belirsiz vatandaşlar öncelikle bir ön otopsi yapılıyor. Fotoğrafları çekiliyor. İşte bahsettiğim parmak izi, kas ve diş örneği alınıyor ki bu dünya standartlarında yaklaşık 1968'den bu yana normal prosedür devam ediyor. Türkiye'de de bu şekilde uygulanıyor. Tabii ki fotoğraf da önemli. Bugüne kadar işte 27 cenazeye birden aydınlatılması beklenen 27 cenazeye birden depremzede yakınının DNA örneği eşleştirilmesi yapıldı. Ve bunlardan alınan kan, ağız, iç sürüntü ve kemik testleriyle devam edilen DNA testi çalışmalarında deprem sonrasında yoğun bir şekilde devam ediyor. 18 Şubat itibariyle bölgedeki enkazlardan çıkarılan 2000'e yakın kişinin DNA örneklerinden kimlikleri tespit edilmeye çalışılıyor. 1850 cenazenin kimlik belirleme çalışmaları da devam ediyor diye son bilgileri verelim size. Evet, kimliği belirsiz şahıslar önce savcılıklara başvuracaklar ve onun üzerinden de işte bu Adli Tıp Başkanlığı'nın havuzundaki başta diş, kas ve diş, kas ve doku örneklerinden işte yakınlarıyla karşılaştırılacak ve havuzdan elde edildiği parmak izi de dahil olmak üzere bilgilerle kişilerin kimlikleri belirlenmeye çalışılıyor diyelim. Söz tekrar size bırakalım.